Bakın böyle. Çekiyorum. Sadece zirveyi alıyorum. Buraya ilk kez 5 yıl önce geldik. 32 yıllık bir özlemi sonlandırmak için 82 yılında buranın ilk kış kışını yapan dağcı arkadaşlarımıza ithafen 32 yıl sonra bu coğrafyaya adım atıp kiloların en yüksek noktası olan Güreşko'ya çıkmıştık. Hemen şu gördüğünüz yerde hava çekip yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine afişimizde de bunu tüm dünyaya duyurmuştuk. O günkü coşku, o günkü sevincimiz hiç bitmedi. Artarak devam etti. Arkadaşlıklarımız, dostluklarımız sürdü. 5 yıl sonra yeniden buraya geldik. Yeniden bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine şiarıyla bu coğrafyada özgürce tırmanabilmek, özgürce havayı soluyabilmek adına buralardayız. Bir milli takım sporcusu olarak alpinist anlamda dünyanın her yerine gidiyorum. Ama kendi topraklarıma gelemiyordum. Bu benim için büyük bir onur, büyük bir kıvanç. Dünya gözüyle buraları görmek herkesin hakkıdır. Herkes gelip buralarda bu güzelliği görmeli. Şimdi 3 günlük süren tırmanışımız sonucu güzel havayı yakaladık. Sanırım 2 saatlik bilemediniz 3 saatlik bir teknik tırmanış sonucu zirveye varacağız. Şu gördüğünüz etap yaklaşık 150 metrelik dik bir kornişin solundan çıkışa imkan veriyor. Hemen arkasında buradan gözükmeyen asıl kılçık var. Kılçık bildiğiniz testere ağzı gibi. İki tarafı da korkunç derecede uçurum. Ya İran tarafına ya Irak tarafına artık savruluyorsunuz. O yüzden biz burayı ip teknikleriyle geçip evimizin can güvenliğini sağlayacağız. Yıllar önce Kemal abi, Kemal Çapa burayı o zamanlar teknik kazma yok. Modern bugünkü teçhizat yok. Kürek çapasıyla belleğe belleğe o kılçığı geçmişti. Biz 5 yıl önce orayı teknik kazmalarla emniyetle geçtik. Bugün kürekle getirdik bu gelişimizde.
belki o günleri yad etmek adına yeniden kürekle bellemeye de çalışacağız. Bakalım nasıl olacak.